ve çok az yatayda aşağıda. Tuğberk bizi bekliyor GCM'den. Çok fazla veri var. Hemen ona bir merhaba diyeyim ben gerçekten. Gökten rapor yağıyor, veri yağıyor, açıklama yağıyor, görünüm yağıyor. Bütün bunlar arasından şöyle böyle çekirdek bir şey çıkarmak istesek neyi öne alırız? Aslı Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Öncelikli olarak yurt dışı tarafta Fed'in faiz kararı ve buna bağlı olarak da dolardaki güçlenme ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketler. Yurt içi tarafta öne çıkarmamız gerekirse dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen bugün gelişmekte olan ülkelerin dahil olduğu para sepetinde lirası en iyi performansı gösteren para birimi. Fed'e döndüğümüz zamanda ise Fed'in ana beklentisi olarak 25 bas puanlık faiz arttırımı gerçekleşti. 2017 yılında 2 adetten 3 adet faiz arttırımına doğru bir revizyon oldu. Ama bu noktada nokta tahminleri adı üzerinde tahmin olduğundan dolayı bunlar ileriye dönük olarak çok değişiklikler gösterebilir. Ki alışık olmadığımız başkan Trump'tan dolayı da maliye politikaları uygulayıp uygulayamayacağı Fed'in para politikasını şekillendirecek. Bunu farklı açıdan örneklendirmemiz gerekirse nasıl Brexit kararı sonrasında İngiltere Merkez Bankası çok da içine sinmeyen faiz aksiyonları almış durumdaydı. Bunun benzeri de Fed'de olması kuvvetle muhtemel. Tabii bu bağlamda Fed'in aksiyonu sonrasında dolar endeksinde kuvvetlenme ABD tahvil faizlerinde özellikle 2 ve 10 yıllıklarda önemli yukarı yönlü fiyatlamalar oldu. Ki ABD 10 yıllı şu anki duruma baktığımız zaman da %2,5 ile 3 arasında bir bant hareketinde bulunması kuvvetle muhtemel. Avrupa tarafına baktığımız zaman da Brexit etkilerinin devam ettiği İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Faizde herhangi bir değişiklik, varlık alım programında da keza aynı şekilde bir değişiklik yapılmadı. Carney her iki yöne ilişkin yukarı ve aşağı yönlü risk potansiyelini belirterek pound para birimindeki oynaklığa atıfta bulundu. Tabii bu noktada onlar için de Trump faktörü, dünya büyümesini etkilemesi ve buna bağlı olarak da Fed'in alacağı aksiyonlar İngiltere Merkez Bankası'nın da aksiyonların etkilemesi kuvvetle muhtemel. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da Fed etkisinden dolayı gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karar sonrasında dolara karşı değer kaybetti. Fakat bugün biraz daha Fed'in kararları piyasa tarafından sindirilmiş bir halde ve özellikle de Türk lirasında pozitif ayrışma devam ediyor. Tabii orta uzun dönemde yurt içi tarafta alınan önlemler ve TL'ye dönün çağrılarında etkilerini ilerleyen dönemde takip edeceğiz. Buradan varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 endeksinde 75.000 seviyesi üzerinde pozitif fiyatlama ve kısa dönemli trend algısı değişimi için 200 haftalık basit hareketli ortalama 77.600 seviyesi önemli olmaya devam ediyor. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da 1.0460 seviyesi altında aşağı yönlü baskılama ki keza 2003 Ocak döneminden beri en düşük seviyedeyiz. Kısa dönemli destek seviyesi olarak 1.0380 ve 30 seviyeleri takip edebilir. Değerli metal altına baktığımız zaman da Fed etkisini en net olarak değerli metalde görüyoruz. Dolar endeksinde kuvvetlenme ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketten dolayı aşağı yönlü baskılama ihtimali daha fazla. 1125 ve 1115 destek seviyeleri takip edebilir diye düşünüyoruz. Teşekkürler GCM'ye. Selamlar, sevgiler. Uğurladık Tuğberk Çisilci'yi.